ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ekstra Futbol'a Spor Toto Süper Lig dünyadan ve Avrupa'dan futbol gelişmelerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Keyifli futbol sohbetimize hepiniz hoş geldiniz. Şampiyonluk haberleri gelmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Spor Toto 2. Lig'de Yeni Malatya Spor şampiyonluğunu ilan etti. Yeni Malatya Spor'a 1. Lig'de başarılar diliyoruz. Premier Lig'den de Chelsea şampiyonluğunu ilan etti bir hafta kala sevgili seyirciler. Stamford Bridge'de kendi evinde Crystal Palace'ı yendi ve şampiyonluğunu ilan etti. Jose Mourinho önderliğinde 3. şampiyonluklarını ilan ettiler. Bugün oynanan karşılaşmalar vardı. Aksar, Belediyespor, Galatasaray karşılaşması vardı. 2-0 sonuçlandı Galatasaray'ın üstünlüğüyle. Suat Altın İnşaat, Sivas Spor maçı vardı. 2-2 sonuçlandı sevgili seyirciler. 3-2 diye son dakikalarda bir onu düzeltelim. Bakalım kontrol edelim. 2-2 son, bitti diye biliyorum. Bir Sivas bir gol attı diye bir haber aldım ama doğru mu? Keyifli futbol sohbetimize hoş geldiniz. Şimdi hoş arkadaşlar içeriden bizi düzeltirler, söylerler. Aksar karşılaşmasında Galatasaray çok zorlu bir maç bekliyordu. Çok zorlu bir 90 dakika bekliyordu ama Galatasaray ilk yarıda 2-0 skor üstünlüğünü korudu. Bu şekilde de maçı bitirdi. İkinci yarıda Galatasaray'ın çok etkili olmadığını gördük. 2-0 skoru korumaya yönelik oynadılar. Evet. Orta sahada çok ve 3. bölgede çok etkili olmadı Burak Yılmaz'la Yasin'le. Çok kontra ataklar vardı. Aksar'ın çok hata vardı. Çok baskısı vardı. İşte değişiklikler vardı. İşte Vaz de girdi. Lualua kanat değiştirdi. Bruno'nun biraz baskısı vardı ama sonuca gidemediler. Bu ben Roberto Carlos'un her şeyden önce maçtan sonra konuşmak tabii ki kolay ama kadro tercihi konusunda bazı hatalara düştüğünü düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Lualua ilk yarı boyunca çok fazla yoruldu. Bu kadar efor sarf eden mi Lualua? Neden bu kadar efor sarf etti dersen önünde oynayan Bruno Mazenga önünde oynadı. Evet. Gerçekten de Bruno hani Süper Lig golcüsü değil. Bir Lualua önde kalsaydı en azından Bilal Kısa da bu kadar etkisiz olmazdı. Lualua biraz da Bilal Kısa'yı etkisiz hale getirdi. Nedeni de şu, Lualua hemen Bruno'nun arkasında oynamak zorunda kaldı. Evet. Dolayısıyla Bilal Kısa üstlenmesi gereken vazifeyi üstlenemedi. O da onun arkasında oynadı. Dolayısıyla da Bilal Kısa'yı verimsizleştirmeye Bilal Kısa verimsizleşmeye başladı. Ha şu yapılabilir miydi? Benim aklıma gelen ilk değişiklik aslında benim gördüğüm değişiklik şu olabilirdi. Bruno çıkıp Lualua ön tarafı alınır. Baske, Bilal ve Güray ile beraber üçlü 4-2-3-1'in 3'ü Güray yapılabilir. Bilal Kısa ve Vaste ile üçlü bir hücum kombinasyonu önde Lualua tercih edilebilirdi ama Roberto Carlos buradan yana tercihini kullanmadı. Çok da geç kaldı değişiklikler için. Galatasaray da dolayısıyla 3 puanı kazandı. Sivas Spor 3-2 yendi bu arada. 2-0'dan 3-2'ye getirdi. Biz maçı izliyorduk seninle hatırlarsın. Doğru. Bu maç 2-0 bitmez dedim sana. Sivas bu maçı alabilir dedim. Galatasaray maçıyla ilgili de aynı şeyi söyledim. Bu iki maçta 2-0 bitmeyebilir zaten dedim. Galatasaray skor üstünlüğü olan maçlarda hep tersine çevirmiş. Ya berabere ya da mağlubiyetle sonuçlanan maçlar var. Var. Örnekleri var Galatasaray'ın. İstatistiklere baktığımız zaman ama bu maçta var. Şampiyonluk yarışında çok artık son haftalara gelinen maçlarda daha tedbirli, daha dikkatli oynadı. Öyle bir görüntü vardı. Şimdi Galatasaray galibiyete nasıl gitti? Her şeyden önce değerli 10 numarası Wesley Sneijder. Gerçekten çok hızlı düşünüyor. Süper Lig'in kalitesinin biraz bir tık ötesinde bir yabancı futbolcu Wesley Sneijder. Çok istekli, çok istekli, topla, topsuz oyunda da bugün vardı. Boş alanlara hareketlenme gereği duydu kimi zamanlar. Evet. Burak Yılmaz'ın ikinci golü çok şık, pası çok güzel. Emre Çolak'ın pası Emre Çolak'ın çok ortasıyla, güzel. Ortasıyla kafa golü. Sneijder farkını ortaya koydu. İlk golde zaten keza vurduğu şut Oğuz'dan döndü. Burak da zaten o tip golleri çok seven bir tamamlayıcı unsuru çok fazla olan bir forvet. Dolayısıyla da golü bulmakta zorluk çekmedi. Galatasaray adına aldığım notlar benim genelde Akhisar adına daha fazla not aldım. Bruno ile ilgili az evvel ya söylediğim... Şunu sormak gerekir. Elinde çok iyi hızlı forvetler var ama yanlış yerde tercih yani etti Roberto Carlos galiba. Yani şu var. Bruno ayak uyduramadı. Lualua'ya, Güray'a, Bilal'e ayak uyduramadı. Yani sorun burada ama Bruno'nun 90 dakika boyunca sahada tahammül etmesi Roberto Carlos'un benim kafamda soru işareti bıraktı. Yani
Çok basit bir değişiklik. Lualoa'yı biz zaten Türkiye'de hep nasıl tanıdık ve Premier Lig'de nasıl tanıdık? Lualoa arkası dönük oynamayı seven bir forvet tipi. Yani top önüne geldiği zaman arkası dönük arkadaşlarına servis yapabilecek. Ama Lualoa'yı siz forvet arkası yani orta saha diye nitelendirdiğiniz zaman Lualoa sağa sola deplase olmaktan ilk yarı zaten bütün eforunu sarf etti. Lualoa'yı sonlarda forvet gibi kullanmaya kalkışınca da Lualoa etkisiz bir Lualoa ve top çok fazla top kaybıyla oynayan bir Lualoa ile izlemek zorunda kaldık. Ve bu Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz, nitelendirebiliriz. Yine de Akhisar Belediyespor yaklaşık işte 30. haftaya doğru yaklaşıyoruz. Çok güzel bir tat bırakan bir takım bıraktı Hamza Hamzaoğlu her şeyden önce Akhisar'da. Evet. Yalnız Roberto Carlos bu tadı devam ettirebilecek mi? Yani futbolcuları doğru yerde oynatabilecek mi diyerek şimdi, Akhisar'ı belki... Yok estağfurullah. Şimdi baktığımız zaman Serdar pas yapan, hani kombine ataklar sağlayabilen, teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu. Yani onu görüyoruz. Yani %51 toplu oynama yüzdesi var. Ben demiştim sana hatta maç izlerken. Top oynama yüzdesi çok fazla oldu takımın. 405'te başarılı pası var. 15 şutu var yani her şeyden önce. İnanılmaz pas yapan bir takım olmuş ama bunu Sivas'ta da görmüştük Roberto Carlos'ta. Roberto Carlos hocayla yani tamam, oyunu güzelleştireyim. Oyunu estetik, güzelleştirmesi var. Güzel ama sonuç hani, sonuca gitme odaklı değil. Şunu da konuşabilir miyiz? Hani bunu da es geçmeyelim. Şimdi 18. dakikada Lualoa'nın pasında Güray Kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Semih'i yatırıyor. Akabinde vuruyor Mustera. Ters eliyle çıkarttı yanlış hatırlamıyorsam. O gol olsa değişir miydi? Yani 1-0'ı bulan Akhisar Galatasaray risk almak zorunda. Oyunu 45'e kadar 60'a kadar götürebilen Akhisar. Akabinde Lualoa'nın performansı, Bilal Kısa'nın performansı biraz daha bir tık öteye gidebilir ve artabilir. Tabi biraz panik başlayacak. Galatasaray ve risk almaya çalışacak. Şimdi risk almaya çalışacak Galatasaray. Emre Selçuk orta sahası. Selçuk ikinci yarıdan sonra neredeyse ön tarafa gitmedi. Hani Melo pozisyonunda oynamak zorunda kaldı. Emre biraz daha iştahlı olduğu için Selçuk biraz daha stoperlerin arasına kaymaya başladı. Dolayısıyla Galatasaray 1-0 yenik bu Güray'ın golü olsa Galatasaray risk almaya başlasa ön tarafta Bilal'le, Güray'la, Lualoa'yla, Vasta'yla daha fazla pozisyon bulabilecek bir Akhisar'dan bahsedebilirdik. Dolayısıyla hani Güray'ın 18. dakikada kaçırdığı gol fırsatı gerçekten de Galatasaray adına büyük bir şans. Akhisar adına da büyük bir şanssızlıktı. Yani Bruno istatistiklere de biraz incelemeye çalıştım maçtan sonra. Yani isabetli şut anlamında Burak Yılmaz 4'te 3 ile oynuyor. Bilal Kısa 5'te 2 ile. Veses Naidır 4'te 1 ile. Selçuk İnan, Mehmet Akyüz ilk 5'e girerken bakıyoruz Bruno Mazenga'nın neredeyse şutu yok maç boyunca. Evet. Şimdi önde oynattığınız forvetin şut denemesi olmaz mı? Biz nerede görüyoruz Bruno'yu? 8 faul yapmış. Maçın en çok faul yapan oyuncusu. Faulü kim yapar? Formsuz oyuncu yapar. Evet. Dolayısıyla da Galatasaray bence Akhisar'dan çok rahat Akhisar'da çok rahat bir galibiyet elde etti diyebilirim. Kağıt üstünde zaten baktığım zaman hani belli olmayan 3 puanı garanti olmayan bir maçtı. Zorluk derecesi çok yüksek bir maçtı. Ama şampiyonluk yolunda Galatasaray bu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı ve averaj farkıyla yine Beşiktaş'la aynı puana sahip. İkinci sırada. Evet. Değişikliklerden biraz bahsetmek istiyorum. 65 dakika Bruma oynadı. Sağ kanatta, sağ açık, forvet arkası ve sol tarafa değişik koşular yaptı. Pozisyonlar değiştirdi. Ama çok etkili olamadığını gördük Bruma'nın da. Bruma ile ilgili konuşalım. Hani genç bir yetenek. Evet. Çok büyük umutlarla transfer edildi. Evet. U19 Dünya, U21 Dünya Şampiyonası'nda Portekiz milli takımının gelecek vadeden oyuncusu seçildi. Çok da büyük yatırım yapıldı ama baktığımız zaman yani kooperatif olarak takıma çok büyük katkı sağlıyor mu gibi. Yani kolektif bir oyuncu değil dediğin gibi. Dolayısıyla hani Galatasaray'da kolektif olmayan oyuncu yapısı, Bruma, Teyes bu gibi oyuncular gerçekten de takım oyununu oynamakta o adaptasyonu sağlayamıyorlar maalesef. Teyes ve Bruma bence Galatasaray'ın oyuncu tipleri değil. Yani ikisi de özellikle bek ve ön tarafta oynamayı seven bir yapı. Hani Teyes'e zaten Bruma'yı arkalı önlü oynatsanız çok büyük bir handikap. Ya o kanat rakip takım için bulunmaz bir nimet diyebilirsiniz. Yani çünkü
Teyyes defans yapmayı bilmez. Buruma defans yapmayı bilmez. Siz böyle bir hüviyetle sahaya çıktığınız zaman... Biraz zamana mı ihtiyaçları var? Hani genç, ikisi de çok genç oyuncu çünkü. Ama oynayarak da tecrübe yani, kazanmaları gerekiyor. Tabii bazı oyuncu tipleri için buna katılırım görüşüne. Ama Teyyes ve Bruma için maalesef ki katılamıyorum. Neden katılamıyorum? Teyyes madem bu kadar eksikleri var bu oyuncuların, antrenman sonralarında işte Bruma'nın final çalışmasını yapması lazım. Teyyes'in madem Galatasaray'a sol bek olarak nitelendirildi, sol bek olarak monte edilmeye çalışıyor. Defans yapmayı artık bir an evvel öğrenmesi gerekiyor. Galatasaray'da dolayısıyla Yasin de çok fazla son zamanlarda dile getirilmeye başladı ama Yasin'in final vuruşlarında, final paslarında bazı problemler var. Galatasaray'da kendini tamamlaması gereken oyuncu tipleri çok fazla Yunus. Evet. Ben bu yüzden Galatasaray'ı hala şampiyonluğun üçüncü adayı olarak görüyorum Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra. Evet, yani bakıldığı zaman... Yani Fenerbahçe'de bir bekten, Caner'den bahsediyorsun. Kendini tamamlamış artık, fazla eksiği kalmamış. En fazla bir agresifliği kalmış. Onu da bu sene sonlandırmış durumda Caner Erkin. Sağ bekini bahsediyorsun, Gökhan Gönül gayet başarılı. Beşiktaş'ta bir Opara yeni alındı. Buna rağmen çok büyük bir Liverpool maçında sarf ettiği eforu görürsen, takımla beraber ayak uydurdu. Sol bek İsmail Köybaşı, Motta, bunlar fazla sırıtmıyor. Ama Galatasaray'da bu sorunlar daha fazla gözükebilir. Bugün Hakan Balta hala stoper oynamaya devam ediyor. Mecburi sol bekten stoper çıkmış durumda Galatasaray'da. Evet. Dolayısıyla Galatasaray belki bu maçta bence biraz şanslıydı. Roberto Carlos'un bence hediye ettiği bir galibiyet oldu bu. Çok ağır bir yorum olacak belki ama evet. Galatasaray Ekhisar'da bu kadar kolay kazanmamalıydı. Evet, telefon numarası verelim Ahmet'ciğim, bana söylersen. Birazdan seyircilerimizle paylaşalım. Onların da soru ve görüşleri varsa bizlerle paylaşabilirler. Sevgili seyirciler, Twitter adresimizi hatırlatmak istiyorum. @extrafutbol adresinden bizlere ulaşabilir, soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Aynı zamanda Facebook adresimizden soru ve görüşleriniz için extrafutbol Facebook adresi sayfamız. Birazdan da canlı yayın için telefon numaramızı vereceğim. Telefonda soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. 0212 454 5570 0212 454 5570 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz soru ve görüşleriniz için. Aynı zamanda Twitter adresimizden programımızı izlerken çektiğiniz fotoğraflarınızı ekranlarda yayınlıyoruz sevgili seyirciler. Buradan fotoğraflarınızı paylaşmak üzere tweetlerinizi bekliyoruz. Evet, Galatasaray'a baktığımız zaman Galatasaray çok zorlu bir süreçten geçiyor Serdar. Başkan Duygun Yarsuat'ın süresi doluyor ve hala Galatasaray camiası içerisinden bir aday gösterilemedi. Baktığımız zaman spor kulübünde borçlanması çok yüksek. Bu borçlanmanın altına girebilecek bir yönetim şu an henüz belli değil. Evet. Galatasaray'ın geleceğini bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi de bu bence. Şu an herhangi bir adayın ön plana çıkmaması. Görev süresi doluyor. Geçtiğimiz haftalarda bilançolardan bahsetmiştin özellikle. Bilmiyorum hani... Evet. Son 2009 aylık daha spor kulüpleri 2014'ler beyan edilmemişti. Ben kapta göremedim. Hani şeyden dolayı bazı spor programları işte halka açık şirketlerin daha önce de tekrarlamıştık, söylemiştik. Halka evet. Açık şirketlerin bu tür speküle haberlerden etkilenebileceğini, yatırımcıyı korkutacağını da dile getirmiştik. Bazı spor kanalları işte Galatasaray Kulübü'nün borçlanmalarından bahsetti. Çok yüksek rakamlı borçlanmalardı bunlar. Ben de hani inceleme fırsatı oldu. 9 aylıklara baktım ama söyledikleri kadar bir borçlanma söz konusu değil. Hani bunu neye dayanarak söylediklerini de ben açıkçası anlamış değilim. Bu kadar bir kulübün borçlanması olması ve kaosa doğru sürükleniyor'nun söylemleri felaket habercilerinin yapmış olduğu söylemler ki Galatasaray Spor Kulübü Türkiye'nin en güçlü de ve halka açık kulüplerinden Fatih bir tanesidir. Fatih Altaylı ile başka bir yazarın bir şeyi vardı, tartışması vardı. Ben biraz okumaya çalışmıştım. Fatih Altaylı Galatasaray'ın borçlarının mühim olmadığını, Flore gibi çok fazla gayrimenkulünün olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla ya onunla da ilgili yorum yapıyorlar şimdi. Yok Suada, yok Riva, işte Florya, Mecidiyeköy'de arsa, bunların da hani yeterli olmayacak konusunda söylenler var. Evet, ben bunlara karşıyım. Evet. Yani bunların söylenmesi, gündeme getirilmesi hani bir kriz doğurur diye düşünüyorum.
Yani ama hani baktığımız zaman da spor kulüplerinin gerçekten de çok fazla borçlanması var. Onda yani, mutabıkım. Hiçbir yani hani yok birinin diğerinden farkı diye nitelendirebiliriz hani bu borçlanmayı da. Yani evet. Bilmiyorum hani şampiyonluk da dolayısıyla tek çare burada. Çünkü şampiyonlukla en azından borcu öteleyebiliyorlar. Çünkü Galatasaray belki Ünal Aysal döneminde Ünal Aysal'ın bir savunması var. Aldığım borçla bıraktım diyor mesela Sayın Ünal Aysal. Evet. Ama aldığı borçla bırakırken Galatasaray'ın özellikle Ünal Aysal döneminde Şampiyonlar Ligi gelirleri, sponsor gelirleri ve stadyum gelirleri çok fazla oldu. Dolayısıyla geçmiş dönemlere kıyaslanamayacak bir gelir elde etti. Buna rağmen borcunun aynı olması aslında bir başarı mıdır, başarısızlık mıdır? Bu da tartışmaya açıktır bence. Yani şimdi ben buradan kontrol edeceğim Serdar. Galatasaray eğer şampiyon olursa çok ciddi bir nakit akışı olacak. 60-70 milyon TL gibi bir rakam. Sport of Süper Lig'in şampiyonu birincisi. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası. Artı Sport of Süper Lig havuz gelirlerinden, sponsorluk gelirlerinden şampiyonluk primi ödemesi olacak. Bu da çok iyi bir ciddi nakit akışı sağlayacak. Hani her kulüp için mücadele eden ve şu anda ilk 3 sırayı paylaşan tüm bu 3 kulüp için çok önemli bir gelir. Burada baktığımız zaman hangisi daha zorluklar içerisinde diye konuşursak ya da söylersek Beşiktaş camiasıdır. Ki statları yok. Her hafta farklı bir yerde mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu arada ben Beşiktaşlara bir haber vermek istiyorum. Bu çok fazla gündeme gelmedi belki. Şu an hala konuşuluyor ve son aşamada, imza aşamasında Spor Toto ile kamu tarafıyla bir sponsorluk anlaşması imzası söz konusu. Bu imza ile birlikte Beşiktaş Spor Kulübü'ne yaklaşık 60 milyon TL gibi bir rakam kasasına girecek. Artı stadın bitiriliş süresi hızlanacak ve artık stada kavuşmuş olacaklar. Artı yani bu sponsorluk ücreti Beşiktaş'a çok yararlı olacak nakit akışı. Gerçekten o da ilginç. Sen söyledin galiba bugün bana, hatta evet, senle beraber haber aldım. Evet. Dolayısıyla da ben açıkçası çok sevindim Beşiktaş adına. Yani Fikret Başkan orada çok iyi işler yaptı. Evet. Gizli yürüttü bu operasyonu. Belki hani bazı şeyler gizli yürütülmek zorundadır. Türkiye ya da örf ve adetlerimize uygun nazar değmesin mantığı da olabilir. Çok iyi yürüttü. Sona yenildiği söylendi. Artık imzalar atılacak. Sözleşme ile alakalı birkaç pürüz olduğu, onların da giderileceğini, Nevzat Demir tesisleri dahil artı Sportoto tribünü ve tüm giydirmeler. Stat bir an evvel biter inşallah. Yani tek Beşiktaş için çok büyük bir çare bu gerçekten de. Stadın bir an evvel tamamlanması. Evet. Umarım Beşiktaş hayallerine kavuşur taraftarları. Umarım. Tweetler gelmeye başladı sevgili seyirciler. Birazdan okumaya başlayacağım. Sen başla tweetlerden. Evet. Saadettin Bozdağ göndermiş bize. Bir sorum olacak demiş. Hı hı. Dört sarıdan sonra mı maç cezası var? Beş sarıdan sonra mı? İddiaya girmişler de Avrupa'dan yazıyorlar galiba. Ne soru ne? Soru şu, bir futbolcu 4 sarı karttan sonra mı bir hafta oynamıyor? 5 sarıdan sonra mı bir hafta oynamıyor? Benim bildiğim 4 sarı. 4 sarı karttan sonra sarı kart cezalısı oluyor. Şimdi şeyde profesyonel futbol yönetmeliklerine göre aynı kategoride 4 sarı kart arka arkaya da olabilir. Evet. Farklı maçlarda da olabilir. Doğru. Eskiden şöyle bir uygulama vardı. Saadettin Bey ile belki arkadaşı bu konuda bir yanılgıya düşmüş olabilirler. İki arka arkaya iki maçta sarı kart gören bir futbolcu aynı kategorideki maçta görev olamıyordu. Yeni yönetmeliğe göre şöyle bir durum var. Dört sarı kart aynı kategoride yalnız. Mesela Süper Lig maçında bugün Galatasaray Akhisar Galatasaray maçında kim cezalı duruma düştü? Akhisar'da. Bruno düştü. Bruno cezalı duruma düştü. Kadir Keleş. Kadir Keleş 4 sarı kart. Bu sene 4 demek ki 4 tane sarı kart görmüş. 4 sarı kart gördüğü zaman cezalı. Nerede cezalı? Süper Lig'de. Akhisar kupada diyelim ki devam etseydi yoluna Kadir Keleş oynayabilirdi. Ama şu anda 4 sarı kart gördüğü için devam edemiyor. Aynı kategoride kuralı geçerli. Şöyle de bir durum var. Diyelim ki Kadir Keleş bugün 3 sarı kartlı olacaktı. Evet, Saadettin Bozdağ kardeşimizin de
sorusunu yanıtlamış olduk. 4 sarı kart. Şöyle bir açıklık daha gideyim. Kategoriler farklı. Yani kupa maçındaki ve Sport Toto Süper Lig'deki oynanan maçlarda görülen sarı kartlar ayrılıyor. Bunu ayrıştırmak yani belki lazım. Şurada kuşkuya düşmüş olabilirler. Bir bilgilendirme açısından şunu da eklemek isterim. Diyelim bugün Kadir Keleş 3 sarı kartlıydı toplamda. Galatasaray maçına çıkmadan önce. Galatasaray maçında... Yok zaten soru şu 4 yok, ya da 5 mi demişler? Anladım. Şimdi 5 de olabilir. Nasıl olabilir ama bak. Yani orada o iki şeyi ayırmak gerekir. Kadir Keleş 3 sarı kartı var cepte değil mi? Galatasaray maçına çıkmadan önce. Geldi maçın başında bir sarı kart gördü. Dördüncüyü aldı. Sonra bir sarı karttan daha kırmızı kart gördü. Ne oldu? Kadir Keleş haftaya cezalı. Haftaya yalnız sarı kart cezalısı değil. Haftaya kırmızı kart cezalısı. Bu iki şeyi de ayırmak lazım. Tabii doğru. Herhalde Saadettin Bey memnun olmuştur cevabımıza. Evet. Ahmet telefon numaramızı bir daha hatırlatır mısın? Seyircilerimizle soru ve görüş. 0212 alan kodu sevgili seyirciler. 454-55-70 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. 454-55-70 nolu telefondan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için. Aynı zamanda @ekstrafutbol adresinden de tweetlerinizi bekliyoruz. Yani Galatasaray zor bir süreçte. Şu an geçiyorlar zaten. Türkiye'mizin de çok eski, çok güzide kulüplerinden. Bunu atlatabilecek güçteler. Yani yatırımcılar burada hiç endişe olmasın. Sonuçta taraftarıyla. Yani yıllardan bu yana Galatasaray bir gelenek, camiasıyla. Bir gelenek var zaten. Yani kulüplere yıllardan bu yana zaten yapılan yardımlar, vergi indirimleri vesaire. Evet. Ama artık kulüplerin de biraz ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, çok ilginç bir bilanço aslında bizim kulüplerimizin bilançoları. Neden? Şimdi yayın gelirleri açısından tarihin en büyük yayın gelirlerine sahipler. Bu yayın gelirleri olmadan 2000'lerde daha az bir borca sahipler. Yani 450 milyon dolar bildiğim kadarıyla senede Lig TV'nin bir para havuza para aktarması var. Şimdi 2000'li yıllarda 450 milyon dolar para gelmezken kulüpler o borç bilançolarında o borçlara sahip değilken bugün gelirleri arttığı halde neden bu kadar borçlanıyorlar? Biraz da burada bir soru sorulması gerekiyor artık kulüplere. Yani bu parayı veren de taraftardır. Her şekilde taraftardır. Neden her şekilde taraftardır? Kulüplerin taraftarlardan başka fazla bir gelir yapıları yok ki. Neden? Şimdi kulüpten alışveriş yapan taraftar. Evet. Storlardan işte ürünlerinin satıldığı yerden. Maça gelen taraftar, para bırakan taraftar. Ben onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Son sende. Bir şey sana daha ekleyeceğim. Konu başlıklarını söyleyebilirim. Son bir şey daha ekleyeceğim. Yayıncı kuruluşun bu kadar para vermesinin sebebi yine taraftar. Yani yayıncı kuruluşun kaç milyon abonesi var şu an? Bunun parasını veren de futbol severler dolayısıyla. Evet. Ve hesap verecekleri bir merci olmalı artık kulüplerin. Evet, dinliyorum ben seni. Konu başlıklarına bakacağım buradan. Evet, Galatasaray'la bugün oynanan karşılaşmaydı. Sivas Spor da kazandı, galip geldi. Derbi karşılaşması vardı. Erciyes çok büyük bir fırsat tepti. Evet, Trabzonspor Beşiktaş'la devam edelim bence. Edelim. Bir derbi karşılaşması vardı. Şampiyonluk yarışında yine çok önemli bir maçtı. Beşiktaş için çok önemli bir maçtı. Trabzon deplasmanında Ersun Yanal yönetiminde derbilerin çok zorlu takımlı Trabzon, 5 büyüklerden bir kulübümüz. Fakat Beşiktaş 2-0'lık bir galibiyet aldı. Bununla devam edelim Serdar. Beşiktaş'ta galibiyetin bazı mimarları var. Evet. Özellikle Tolgay Arslan, Sosa, Atiba. Ben bu üçlüyü çok ayırmak istiyorum ki Beşiktaş orta sahasını rakibe egemenliğini kabul ettiren bir zaten baklava modeli çizdiler bu üçlü. Sosa, Tolgay ve Atiba. Gerçekten müthiş oynadılar diyebilirim ama maçın bazı anlarında da Bilic'in bazı ısrarlarını anlamakta gerçekten güçlük çekmiyor muyum? Evet çekiyorum. Bazı sebepler var. Bugün Beşiktaş belki galip geldiği için bazı şeyler konuşulmuyor ama işte Olcay'dan bek üretmek ne kadar doğru. Bilic'in yaptığı hatalar gerçekten de son özellikle Ocak ayından bu yana hatta Aralık ayından bu yana çok had safhaya ulaştı.
Dolayısıyla Bilic'in ne yapacağını kestirmek önceden çok güç. Evet. Trabzon bu noktada Erkan Zengin'i iyi kullanamadı. Özer'i iyi kullanamadı. Trabzon adına talihsiz bir maç diyebilirim. Deniz Yılmaz etkisizdi keza. Yusuf Erdoğan'la maça başlanabilir miydi? Her şeyden önce akla şu geliyor. Bilmiyorum, ligin en fazla gol atan oyuncusu kim şu anda? Onu Cardozo herhalde. Birazdan söylerim. Yani iki tane ki oyuncu sayarsak biri Cardozo. Yok, Fernandao 18 gol var. İkinci. Dembaba 17. 17. Cardozo 15. Yani Burak ligin, Yılmaz da şu an 14. Yani ligde, ligde ilk üçe giren iki tane santrafor var. Dembaba, Cardozo. İkisi de yedek. Yani bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Evet, Dembaba formsuz mu? Evet, formsuz. Ama Mustafa Pek demek. Evet, çok fazla çabalıyor. Çok fazla efor sarf ediyor. Çok fazla kolektif oyun peşinde. Ama evet, Dembaba'nın özelliklerini taşıyamıyor. Yani Dembaba gördün, 5 dakikada oyuna girdi. Yani kaçıncı dakikada oyuna girdi Dembaba? 56'da oyuna girip 58'de golü atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Ve Premier League lezzetinde bir goldü. Çok zor bir goldü. Sonrasında birkaç pozisyonda daha denedi. Yine aynı şeyi yapmaya çalıştı. Ben burada stoperleri biraz suçluyorum. Sen yayından önce de konuştuk gerçi. Stoper ne yapsın dedin ama Dembaba'nın en iyi yaptığı iş zaten. Ama Dembaba konusunda benim hoşuma giden bir farklı bir şey vardı maçta. Dembaba'yı burada hatırlarsın, Feyenoord maçı vardı. Beşiktaş'ın Feyenoord maçından sonra evet, öve öve bitirememiştim. Bu Dembaba ligde kasıp kavurur demiştim. Çok gol atar, leblebi gibi gol atar demiştim. Keza yanıltmadı ama performansıyla, son dönemdeki performansıyla maalesef ki en azından aynı tadı vermiyor. Goller, ne kadar gol atsa da performansı açısından aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Ama Dembaba'nın en büyük özelliği şuydu. Dembaba ön direğe çok fazla hareketlenmeyi seviyordu. Feyenoord maçlarında, Arsenal maçında evet, ve ligde oynadığı ilk maçlarda. Sonra maalesef ki Dembaba bu özelliğini kaybetmeye başladı. Dembaba ne yapmaya başladı? Arka direğe gitmeye başladı. Ön direğe hareketlenmemeye başladı. Sırtı dönük top almamaya başladı. Rakip stoperleri ezmemeye başladı. Farklı bir şey olabilir mi Serdar? Sakatlık geliyor insanın aklına, başka bir şey gelmiyor. Yani güçlü olan futbolcu bu ilk söylediklerimi yapar. Güçsüz olan futbolcu da bu ilk söylediklerimi yapmaktan feragat etmek zorunda kalır. Çünkü kendini güçlü... Mental olarak bir şeyler olamaz mı? Eksiklik. Yani ne olabilir peki? Yani Beşiktaş parasını ödüyor diyelim. Yani Beşiktaş'taki arkadaşlık parasal sorunlar. Varsa bunu gidermek zorunda Beşiktaş kulübü. Yani Dembaba'yı getiriyorsanız onu hani böyle bir şey de bilmiyorum şu an, hani sadece farazi bir şey üzerinden konuşuyoruz yani ama ben sadece yani, aklıma geldiği için paylaşmak istedim. Dolayısıyla da Dembaba'yı getiriyorsanız onu hani o mutluluğu onun çevresinde kurmak zorundasınız. Evet. Yani mutlu bir çevre yapacaksınız Dembaba için. Dembaba da oradan gülleri dağıtmaya başlayacak zaten o çevreye. İlk başta bunu yaptı. Sonrasında ne oldu da dediğin soru çok doğru bir soru ama Dembaba neden bu Aralık ayından beri neden bu performansı sergiliyor dersen, benim aklıma gelen açıkçası tek soru Dembaba sakatlığı mı alındı? Evet. Yani müzmin bir sakatlığı var mı? Çünkü Sosa'da da biz aynı problemleri gördük. Sosa ilk geldiğinde hatırlarsın, onun için de çok övgü dolu sözlerden bahsetmiştim. Çok net gol vuruşları olan, ayağına çok hakim. Hatta Zemaili ile falan kıyaslamaya kalktı bizim basınımız. Hani Zemaili ile falan kıyaslanacak bir oyuncu değil Galatasaray'ın aldığı Zemaili ile. Sosa çok faydalı olur dedim ama Sosa'nın da bir fıtık problemi var. Ameliyat vesaire nasıl, başarılı geçti mi, ne yapıldı? Evet. Şu anki performans Trabzonspor önünde müthiş bir performans sergiledi. Sonradan alınan Tolgay keza Beşiktaş'a çok büyük bir fayda verdi. Şu noktada çok büyük bir fayda verdi. Veli'nin Necip'in olmadığı bir Beşiktaş'ta. Orta sahada çok büyük katkılar oldu Tolgay. Yani ben Tolgay'dan bu performansı açıkça hani... Tolgay'dan hangi performansı bekliyordum? Tolgay'dan ben 3. bölgedeki performansı konusunda hiç tereddütüm yoktu. Ama Tolgay'dan 2. bölgedeki performansta bazı soru işaretlerim var. Çünkü Tolgay hani toplu oyunda var ama topsuz oyunda oynayabilecek mi? Türkiye'deki o fiziki müdahalelerde ayakta durabilecek mi? Kaleyi denediği 2-3 pozisyon var mesela, dikine gidip. Denediği orada hatta hani bir hata var. Dembaba'ya vermediği pozisyon var. Hani orada sen de yayından önce söylemiştin, hani o kadar gitmiş artık, vurmak onun hakkı değil mi? Doğru, futbolda hani vurması da lazım bazen ama maç 1-0.
İşte %100 gol pozisyonu olacak orada. E tabii yani maalesef ki bunu yapabiliyor futbolcu o anki adrenalin evet. vesaireyle ama Trabzon bugün uzun toplardan, şişirdi toplardan bir gol bulsa bugün biz Tolga hakkında çok farklı konuşabiliyor da olabilirdik bu programda. Evet. Ya Trabzonspor'a baktığımız zaman da artık geleceğe yatırım. Hani bu sene artık hiçbir şey Trabzonspor'dan çok büyük bir beklenti yok. Belki hani ilk dördü biraz hani zorlayabilir mi diye bakıyorum. Zorlar. İlk dördü zorlar. Başakşehir'in hemen arkasında. Bursa'nın çünkü zaten UEFA, çünkü yani UEFA bu için. Yani Trabzonspor için hedef şu olmalı. Başakşehir'i geçmek. Yani Bursa'yı geçsen de bir şey olmuyor, geçmesen de bir şey olmaz bu saatten sonra. Çünkü evet. Bursa zaten UEFA Kupası'na gidemeyecek. Kesinlikle gidemiyor. Dolayısıyla ne yapıp evet. ne edip Trabzon'un Başakşehir'i alt etmesi gerekiyor. Evet. Trabzon'da ama buna rağmen şöyle söyleyeyim. Bu kadar yapılan transfere rağmen kulüplerimiz içerisinde futbolcu gelirleri açısından en fazla gelire sahip olan takım da Trabzonspor. Bu çok ilginç bir istatistik. Belki şaşırtıcı bir istatistik ama evet. ben de çok şaşırdım. Yani bu kadar çok futbolcu alıp da Galatasaray ve Beşiktaş'tan fazla gelir elde etmek, transferden gelir elde etmek gerçekten çok şaşırdığım bir anekdot oldu. Bunu da paylaşmak istedim. Hani bu kadar evet. Trabzonspor'un transferlerini eleştirirken yaptığı hani güzel işleri de... Hani bu transferler neticesinde aradaki farkı kapatmak kolay değildir ama Trabzonspor Kulübü gerçekten bünyesinde ve altyapısında yetiştirdiği futbolculardan... Yani altyapıdan ya da transfer edip çok ucuza mal edip... Evet. Yani çok, şöyle söyleyeyim. Hani bu bir altyapı başarısı değil. Bu bir işte genç oyuncu başarısı değil. Bu sadece eldeki futbolcular işte Olcan'dan mesela çok büyük bir gelir elde ettiler baktığın zaman. Yani ciddi bir şekilde Galatasaray'a verildi Olcan. Ciddi bir miktarla Galatasaray'a verildi. Buna benzer futbolcular var. İşte en son Mustafa Yumlu'yu bile Eskişehirspor'a 1 milyon euroya pazarladılar ki hani Mustafa Yumlu kalitesine bir oyuncu için 1 milyon euro. Hani büyük takımdan giden bir evet. futbolcu için iyi bir para. 4 milyon euro Olcan Adın. Paulo Henrique'yi 4 milyon euroya keza. Adrian'ı 3.2 milyon euroya pazarladı. Galatasaray'a baktığın zaman oyuncuları bedava veren bir kulüpten bahsediyoruz. Ama buna rağmen transfere harcadığı para az parayla dedim hani 1-2 milyon euroyla çok fazla futbolcu transferi. Az maliyette. En fazla Cardozo işte 5 milyon euro gibi bir maliyeti vardı. Evet. İyi iş yaptılar mı? 5 milyon euro Cardozo'ya verilir mi? Eminim ki Fenerbahçe şu an şunu söylüyordur. Keşke biz Cardozo'yu alsaydık 5 milyona. Yani Emenike yerine ben her şeye rağmen Cardozo'yu tercih ederim. Evet. Sevgili seyirciler, soru ve görüşleriniz için 0212 alan kodumuz 454-5570 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter adresimiz @ekstrafutbol, Facebook adresimiz de @ekstrafutbol, Facebook adresimiz soru ve görüşleriniz için. Maç sonu hazırsa Ahmetçi maç sonuna gidelim. Tamam, hazırlanıyor. Baktığımız zaman çok büyük olaylar da olmadı. Yalnız evet. bir saha içinde maç sonrası birkaç can sıkan olay oldu. Buradan paylaşalım seyircilerimizle. Bilic her maç sonrası biliyorsun. Tünelin oraya gidiyor. Soyunma odalarına giden evet. tünelin başına. Ve rakip oyuncuları hepsini kutluyor. Tek tek el sıkışıyor. Hı hı. Fakat burada Trabzonsporlu bir arkadaş, tesis müdürü, stat müdürü galiba. Hı hı. Bir tartışmaya maruz kalmışlar Slaven Bilic'le. Hani ya burası Trabzon. İşte bunu yapma. İşte zaten ortam gergin gibi açıklamalar olmuş. Hatta Bilic'i elle müdahale edip hani sen git der gibi evet. hani bir fiziksel müdahalesi olmuş ama Bilic dokunma bana falan der gibi böyle hani reddetmiş. Yani şurada sportmenlik, centilmenlik içerisinde çok güzel mesajlar verilecekken tabii, ortamı doğrudan. Gerici hareketlerin yapılması yanlış. Kim diyecek oradan hani Slaven Bilic şimdi ya gidiyor teşekkürler arkadaşlar kutluyorum sizi çok iyi oynadınız. Yani hangi Trabzonlu bir yapacak ki bunu yapacak? Hangi insan yapacak? Yunus yani? Benim aklıma bazen bu kadar masumane futbol Türkiye'yi teneffüs etmiş bazı futbol adamlarının da çok saf olduğuna da inanmıyorum. O maalesef. Zaman bu lafından sonra maç sonundan sonra konuşalım. Sevgili seyirciler, Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması maç sonu sizlerle. Sert ve gergin dakikalar yaşadı ve o dakikadan sonra bizim taraftarımız da oyunculara karşı tepkisiyle birlikte atmosfer biraz daha gerildi. O dakikaya kadar olan mücadelede
Rakibimiz bir hamle yaptı ve biz de ona karşılığında orta sahadan fedakarlık yapan rakibimize karşı biz de Cardozo ile tepki koyduk. Çünkü onun da bugün maç öncesinde biraz sıkıntısı vardı. Belki 45 dakika oynamak daha iyi olacaktı ve o dakikada gelmişti ve o dakikada gol olduktan sonra biz de oyunda oldukça hakimiyeti kaybeden ve biraz da tribünleri dinleyen bir oyunla biraz gerildik ve oyuna hakimiyet konusunda zorlandık. Rakibimiz kazandı. Bundan bir hafta önceki içerideki karşılaşmada Galatasaray maçında belki daha olumsuz oyun oynamamıza rağmen kazandık. Ama bugün hem pozisyon konusunda hem de mücadelenin daha sakin ve bilinçli geçme konusunda çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Rakibimizi tebrik ediyorum. Yani desteğe ihtiyacımız olduğu bir dakikada bunu ben hoş karşılayamam ve bu konuda da çok üzgünüm. Erkan bunu hak etmeyen bir oyuncu. Her hata yapan oyuncuyu yuhlarsak o zaman burada oyuncu bırakamayız. Bu çok önemli bir tepkiydi ve bence yanlış bir tepkiydi. Ve bunu Erkan'ı kazanmak ve Erkan gibi bir oyuncuyla uzun süre oynamak hepimizin yapacağı bir işti. Ve Trabzonspor seyircisi maalesef böyle bir tepkiyle üzücü bir tavır sergilemiş oldu. For these five games that we are expecting. Az önce yayıncı kuruluşa da söyledim. Bu sezon birçok iyi maç oynadık. Bu maç belki onlardan biri değildi. Ama bu sezon ortaya koyduğumuz en olgun oyundu. Sezonun bu dönemini düşünürseniz, karşımızdaki rakibi, karşımızdaki kulübün büyüklüğünü düşünürseniz gerçekten ortaya çok olgun bir oyun kurduk. Her maçta bir planınız, bir başlangıç stratejiniz var. Bu bazen işler, bazen işlemez. Bugün strateji gerçekten harika bir şekilde işledi. Ve işler tam da istediğimiz gibi yolunda gitti. Oyuncuların da gurur duyuyoruz. Harika bir iş çıkardılar. Her biri gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Çok önemli bir galibiyet aldık sezonun bu final bölümünde. İnanıyorum ki bu galibiyet kalan 5 maçlık dönem için inancımızı ve özgüvenimizi oldukça yükseltecek. Ya, dürüst olmak gerekirse çoğu oyuncu gibi ben de yedek kalmaktan, yedek başlamaktan hoşlanmıyorum ama takım için bunu kesinlikle kabul ettim, anladım. Çünkü takımımızın özellikle savunma hattı için bir ekstra yabancı oyuncuya ihtiyacı vardı. Dolayısıyla yedek başladım. Hocam görev verdiğinde sahaya çıktım, işimi yaptım ve galibiyet için çok mutluyum. Yani geleceği şu anda Slaven Bilic göremez. Geleceği görebilecek olan tek varlık Allah'tır. Belki 10 gol atarım şampiyonluk gelmez. Belki hiç gol atmam şampiyonluk gelir. O yüzden tek ihtiyacımız olan bizim şampiyonluk. O nasıl gelecekse. Evet sevgili seyirciler, iki teknik adamın da açıklamalarını dinledik. Trabzon'la devam ediyoruz Serdar. Evet. Bilic'le alakalı bir şey söyleyecektim ben. Hani bu olaylar yaşanmıştı. Yani Trabzon kent olarak futbolun çok sevildiği bir şehrimiz. Trabzon insanı da bir anda celallenebilen bir yapıya sahip. Hem bu bir özür müdür? Tabii ki değildir. Profesyonellikten bahsediyoruz. Taraftarın da profesyonel olması şart ama Türkiye'ye gelen bazı teknik adamlar da bizim bu ruh halimizi çok iyi bildikleri için. O zaman şöyle bir soru soralım seyircilerimize. Trabzon'da neden böyle? Trabzon'da neden böyle? Taraftar sevgisi, coşkusu, hiddeti, şiddeti neden böyle oluyor? Trabzonlular neden böyle çok yüksek sevinç ya da çok yüksek şiddet gösterebiliyorlar? Bunun neden bir ayarı yok? Lütfen bizimle paylaşın. Yani dalgalıdır Trabzon. 454-55-70, 0212 alan kodu 454-55-70. Trabzonlulardan ya da Karadeniz insanlarımızdan biz cevap bekliyoruz. Ya ben de Karadenizliyim. Bizim insanımızda böyle bir dalgalı bir yapı vardır. Yani ben şunu söyleyeyim sana. Trabzonspor'da futbolcu olmak ateşten gömlek giymek. Ya tabii şimdi Erkan Zengin. Ben Erkan Zengin'e ve Özer Hurmacı'ya çok üzüldüm. İkisi de kaliteli beyefendi futbolcular. Bu tür hakaretlere ya da maruz kalmalı. Ya, futbolcuların maruz da kalmalı. Artık profesyonel olmasından yanayım birazcık. Yani Özer Hurmacı sahayı terk ediyor. Ağlayarak sahayı terk ediyor. Ya senin orada ağlaman demek teknik direktörünü ele vermen demek. Baktığın zaman. Ya bunun ama futboldaki dili bu. Duygu patlaması yaşıyor orada Serdar. Ya anladım da yani. O kale önündeki vuruşunu yani tamam düzgün vuruş yapamadı ama onun pişmanlığını ya da o oyun içerisinde vicdanını ya anladım, çok tamam, yapmıştır. Anladım tamam, taraftar da senin arkanda. Özer Hurmacı böyle olmasını ister mi? Ya tabii ki istemez ama taraftar zaten senin arkanda. Arkana almışsın taraftarı. Takımın hocası seni dışarı çıkartırken ağladığın zaman herkes yolamaya başlıyor. Kimi ateşe atıyorsun? Ersun Yanal'ı ateşe atıyorsun. Hocanı ateşe atıyorsun.
Yani ya takımdan bahsediyoruz. Futbol bir takım oyunu işte. Yani bunları düşünmek zorundasın. Ya ben evet kötü performans sergiledim. Golü kaçırdım. Hocam beni dışarı aldı. Üzüntümden ağlıyorum. Ya ama orada mücadele eden 10 tane takım arkadaşım var. Onların emekleri var. Ve sen ağladığın zaman taraftarın o takıma tepkisi var. Taraftarın o teknik direktöre tepkisi var. Ya bunları düşünecek işte futbolcu. Taraftar da düşünecek bunları. Profesyonellikten bahsediyorsak eğer ki. Evet. Trabzon'da Trabzon'dan ya da Karadenizler'den telefon bekliyoruz. Trabzonspor'da neden bu kadar yüksek taraftar sevgisi ya da bir anda taraftar şiddeti olabiliyor? Bunun, bu sorunun cevabını arıyoruz. Yani PFDK'dan 454-55-70 sevgili seyirciler, paylaşabilirsiniz. PFDK'dan en fazla ceza alan takım Trabzonspor. Bu sene 39 tane PFDK'dan cezası var. Evet. Fenerbahçe 34 cezayla ikinci sırada. Yani bunları da artık şey yapması lazım, engellemesi lazım. Yani Galatasaray, şöyle söyleyeyim hani evet ligimiz çok zevkli bir lig haline geldi. Evet kafa kafaya gidiyor. 61-60-60 galiba puanlar. Evet. Ama dikkat edersen şöyle söyleyeyim sana. Bundan 5 sene önce böyle bir lig olsaydı bugün neler konuşurduk? Yani neden bahsederdik? Sporda şiddetten daha fazla bahsederdik bence. Doğru. Neden bahsetmiyoruz biliyor musun bence? Şimdi, lig lideri her ne kadar az evvel eleştirsem de Bilic'in çok agresif bir yapısı yok. Yani ara bulucu bir yapısı var mı Bilic'in? Evet var. Yani Bilic uyanık mıdır? Evet uyanıktır. Ama Bilic seviyeli bir futbol adamıdır? Evet seviyeli bir futbol adamıdır. Hamza Hamzoğlu seviyeli bir futbol adamıdır? Evet seviyeli bir futbol adamıdır. İsmail Kartal seviyeli bir futbol adamıdır? Evet seviyelidir. Yani yangına körükle gitmez bu futbol adamları. İnan bana bugün 61-60-60'dan konuşuyoruz ya puanları. 64-64-63. Pardon. Bugünkü 3 puanları, bu haftaki 3 puanları saymamışım. Bugün 1 puan fark, liderin 1 puan arkasında 2 tane takımdan bahsediyoruz. Ve biz teknik direktörlerin o güzel açıklamalarından dolayı fazla agresif bir tribünlerde ateşlenme görmüyoruz. Şöyle söyleyeyim, daha soruyu biraz daha değiştireyim hatta o zaman. Bugün takımların başında Galatasaray'da Fatih Terim olsa, Fenerbahçe'nin başında Aykut Kocaman olsa, Beşiktaş'ın başında da kim diyelim, Ertuğrul Sağlam olsa. Şimdi Ertuğrul Sağlam bile demeyelim. Bile kelimesini bile kullanmıyorum Ertuğrul Sağlam için. Ertuğrul Sağlam çok düzgün bir futbol adamıdır ama ortamı çok fazla germeye de müsait olduğu anları ben çok tanık oldum Ertuğrul Sağlam'ın. Yani onu Fatih Terim kadar iyi kullanabilen zekaya sahiptir. Ha burada Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'ın ve Ertuğrul Sağlam'ın yanlış yaptığını da söylemiyorum. Bazen profesyonellik maalesef ki bunları da gerektiriyor Türkiye'de. Ama helal olsun ki bizim futbol adamlarımıza, helal olsun İsmail Kartal'a, helal olsun Hamza Hoca'ya, helal olsun Süleyman Bilic'e. Hiç bu yola başvurmadılar. Evet. Ligin başından bu yola. Neredeyse hiç başvurmadılar. Ortamı germediler yani. Evet yöneticiler yaptılar bunları ama en azından bizim teknik direktörlerimiz hep böyle bir ılıman yapıya, rakibi biraz daha onore edici açıklamalarla devam ettiler. Hatırlamıyor musun İsmail Kartal'ın Galatasaray maçından sonra söylediklerini? Yani rakibimiz Galatasaray, 10 kişi kalmış Fenerbahçe. Maçtan sonra İsmail Kartal şu açıklama yaptı. Rakibimiz Galatasaray, haddimizi bilmeliyiz. Yani ben 10 kişi kaldım. Rakibim Galatasaray. Kötü bir şey mi? Hayır değil ama bizim futbol kamuoyumuz maalesef ki bu haddini bilmek lafını maalesef ki kötü algılayabiliyor. Ama en azından ben böyle futbol adamlarına sahip olduğumuz için açıkçası çok seviniyorum. Evet zaten bu had bilmek sadece futbola özgü bir şey değil ki. Yani baktığın zaman yani, rakibini ciddiye alma. Tabii ki. Yani rakibine boşluk vermeme. Yani galibiyet yolunda ya da başarı yolunda dikkat etmen gereken çok önemli bir unsur. Had. Tabii ki. Yani bilmiyorum ama futbol dünyamızı... Telefonumuz var mı Serdar? Bekletmeyelim. Alalım. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Almanya'dan arıyorum. İsmim Muammer. Bir daha Muammer Keleş, Almanya'dan arıyorum. Almanya'dan arıyorsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Programı zevkle izliyorum. İlk
önce böyle bir imkan tanıdığınız için teşekkür ediyorum size. Sağ olun Muammer Bey. Teveccühünüz. Bugün Trabzon için, Trabzon geneli olarak yani Türkiye içinde maalesef böyle hak yeni bir takım. Zaten zevk alamıyoruz. Yani böyle bir futbolu da seyredemiyoruz. Böyle bir ortamda eğer bir Trabzonspor'u bir büyük olarak görülmüyorsa demek ki burada bir diyecek bir şeyimiz kalmıyor artık. Futboldan da zevk alamıyoruz. Bunların evet. nedeni bu futbol federasyonu ve bazı kişileri, kebiçikaları ima ederek veya hakemlerimizin de ima ederek futbolu yönettikleri ortada. Yani ima yoluyla biz maçlar yönetiliyor ve Trabzon Türkiye'de dördüncü büyük olarak görünmemekte. Burada çok üzülüyoruz. Türkiye'nin futbolu nereye gittiğini de biz de bilemiyoruz. Biz Trabzonspor'un hala öyle dördüncü değil de Efendim, dördüncü ama maalesef bahsinde... Muammer Bey, Trabzonspor Türkiye'nin dördüncü büyük kulübü değildir. Orada bir düzeltme yapacağım. Dört büyük kulübünden biridir. Evet, evet doğrudur. Ama maalesef yani burada söz edilmiyor. Edilmedi ki bir tabii bizden biz Trabzonlu olarak gönlümüz siliniyor. Yani ne diyebileceğimizi bilemiyoruz yani burada. Mesele burada. Nerelisiniz? Bugün... Muammer Bey onu da öğrenelim. Efendim? Nerelisiniz Muammer Bey? Trabzonlu. Ben Trabzonlu Uzungöl'deyim ben. Tamam. Çok sağ olun katıldığınız için de. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Şimdi Muammer Bey söylediklerinin bazılarında haklı görüyorum tabii, ama kesinlikle. Bazı noktalarda ben Trabzon şehrinin her şeyden önce Trabzonspor kulübünün biz hatayı nerede yaptık demesinden yanayım. Şimdi Trabzonspor 1973-74 yanlış hatırlamıyorsam süper 1. Lig'e yükseldiği seneler bir sene bu takım işte 2. Lig'de mücadele ederken kafaya oynuyor, başaramıyor. 2. sene başarıyor. Evet. Ve dolayısıyla 1973-74 sezonunu şampiyon tamamlıyor. 74-75'te de Süper Lig'e yani o zamanki adıyla Türkiye 1. Lig'ine yükseliyor. O sene Trabzonspor ligi ortalarda tamamlıyor. Ertesi sene yani öyle bir büyük iş başarıyor ki 75-76 sezonu o işte muhteşem kadro zaten işte Şenol Güneşler'in evet. Yeni başladı ve Trabzonlu gençlerle bunu başarıyor. Yani bakın tamam futbol doğru. Futbol global bir spordur. Evet doğrudur. Ama dünyada hala Atletik Bilbao gibi kulüpler de vardır. Yani ve Trabzonspor bizim ülkemizin Atletik Bilbao'sıydı. Ya dışarıdan oyuncu neredeyse yoktu Trabzonspor'da. 1461 Trabzon diye bir takım vardı. Ne oldu bu takıma? Yani ne oldu birdenbire? Yani Altın Ordu'nun, bugün Altın Ordu'nun müthiş bir başarısından bahsederken biz 1461 Trabzon daha 2 sene önce konuşulan ya fırtına gibi bir takım geliyor. Trabzonspor'un alt etmeyi başaramadığı Fenerbahçe'yi alt eden 1461 Trabzonsporlu gençler şu anda neredeler? Bu soruların cevabını reklamlardan sonra alalım ve tweetlerimizde reklamlardan sonra okumaya devam edelim. Sevgili seyirciler kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra keyifli futbol sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Evet sevgili seyirciler, TGRT Euro ekranlarından ekstra futbol, keyifli futbol sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor Beşiktaş'ı değerlendirmeye devam ediyoruz. 0212 alan kodumuz 454-5570 numaralı telefondan, ekstra futbol adresinden ve ekstra futbol Facebook adresinden bizlere soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Trabzonspor'la devam ediyorduk. Evet efendim. Yani Trabzonspor maalesef ki başarıyı farklı yerlerde arıyor. Trabzonspor işte bahsettiğim 75-76 sezonu çok farklı bir bünyesi vardı. İşte Necmi Perekliler, Ali Çobanlar, Hüseyin evet. Toklar, işte Şenol Güneşler. Bunlar hep Trabzon doğumlu oyunculardı. Yani Trabzon insanının çıkarttığı, Trabzon'un öz be öz çocuklarıydı. Yani biz Serdar Bali herhalde İstanbul doğumludur, o da Trabzonludur bildiğim kadarıyla yani. Değilse bile bugün hani herkes Trabzonlu bilir Serdar Bali'yi. Dolayısıyla bu çocuklarla mücadele edip şampiyonluğu kazanıyor. Atletik Bilbao'nun bir başka versiyonuydu Trabzonspor. Bugün ne oldu? Dikkat et Trabzonspor'un hani 6 şampiyonluğundan sonra 1900 işte Fenerbahçe ile girdiği bir şampiyonluk mücadelesinde de farklı bir durum yoktu.
Ya yine Trabzonlu çocuklar işte, Abdullahlar, Şenollular vesaireler. Ya öncesinde küçük Şenollular, büyük Şenollular vesaire. Bu çocuklar hep Trabzon'dan çıkma çocuklar. Evet. Böyle bir jenerasyon yakalaması lazım. Böyle bir jenerasyon yakalarken de 1461 Trabzon fırsatı varken 1461 Trabzon'dan sadece Yusuf Erdoğan diye bir futbolcu çıkartmak Trabzonspor'un ayıbıdır. Yani yazık değil mi bu çocukların emeğine? Ne oldu? 1461 projesi tamamen sona erdi. Trabzonspor özüne döneceğine yine yüzünü Avrupa'ya dönmeye başladı. İşte flash transferlere dönmeye başladı. Evet. Yoksa Trabzonspor çok doğru yoldaydı. Trabzonspor'un geleceği belki çok güzel ellere teslim edilmeye hazırlanıyordu. Ya şimdi baktığımız zaman o jenerasyonu yakalamak da çok hani 20 yılda belki 40 yılda. Yok, 10 yıllık bir proje şey. Yani Yunus. Kolay olmuyor. Hani yani 10 yıllık Galatasaray'a bir proje. Galatasaray'a örnek verelim. Galatasaray'ın işte ya da Trabzonspor'un o 1. Lig'e, Süper Lig'e çıktıktan sonraki süreci izleyicimiz Almanya'dan Fırtınalar lakabını almaları hani buradan geliyor. Muammer evet, Bey Almanya'dan aradı. Almanya örneğini verelim. Almanya 10 sene önce başladı bu projeye. Baktı Dünya Kupası'nda benim bir tane yetenekli oyuncum yok. Ne yaptı? 10 sene önce bir projeye başladı. Bugünün 12 yaşındaki çocukları yarının Dünya Kupası'nda oynayacak dedi. Bugünün 14 yaşındaki çocukları 24 yaşında olacak dedi. O çocukları güzel güzel eğitmeye başladı. Trabzonspor da bunu yapabilir mi? Yapabilir. Yani 10 sene sonra Trabzonspor taraftarı başka bir takım mı tutacak? Hayır, yine Trabzon şehrinde Trabzon'dan başka takım tutulmaz. Rize'de böyle değildir. Rize'de Fenerli vardır ama Trabzon'da Fenerli falan, Galatasaraylı falan bulmak çok ya, zordur. Ya bu bir fedakarlık gerektiriyor. Bizim ülkemizdeki spor anlayışı bu fedakarlığı kaldırır mı? Trabzon'da böyle futbol adamları yetiştirmiş bir camia. Yani Özkan Sümerler, Ahmet Suat Özdezicliler, Giray Bulaklar hep bu amaç uğruna hizmet etmiş. Tugay Kerimoğlu'nun çıkışı bile Trabzon'dur yani bu ülkede. Herkes Galatasaray'ın altyapısından falan der ama Trabzonspor mecburen, Tugay Kerimoğlu mecburen Galatasaray altyapısına giren bir oyuncudur. Babasının tayini çıkmıştır. Giray Bulağ'ın öğrencisidir. Hatta Tugay Kerimoğlu'nun babasının tayini çıkıyor. Trabzonspor'da işte Giray Bulaklar ısrar ediyor. Aman bu çocuk burada kalsın diye bir sene daha tutuyorlar Tugay Kerimoğlu'nu. Evet. Ondan sonra elden bırakmak zorunda kalıyorlar. Yani Trabzonspor Türkiye için de bir fırsattır. Yani birincilikte kaç 61 numarayla oynayan futbolcu vardır? Bir saymak lazım. 61 ile oynayabilen bir de oynayamayanlar var. 61 dolu olduğu için. O yüzden Trabzonspor önce kendi isminin, ben şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor taraftarı, Trabzon şehrinin, evet. Trabzonspor'un ne kadar büyük bir cami olduğunu ilk başta kendine kabul ettirip ondan sonra Türkiye'ye kabul ettirmeli. Yoksa ya şöyle söyleyeyim, ben İstanbul doğumlu bir adamım. Trabzon'un büyüklüğünü, tarihini araştırmasam bilemem. Bana anlatacak olan kim? Trabzonsporlu arkadaşlarım. Trabzonspor camiası, Trabzonspor'a gönül veren futbol severler, Trabzonsporlu teknik adamlar, Trabzonsporlu tarihçiler bas bas bağıracak. Diyecek ki Türkiye'nin en az gol yiyen kalecisi Şenol Güneş'tir diyecek. Türkiye'de 3 sene üst üste şampiyon olan ilk takım Trabzonspor diyecek. Türkiye'de Avrupa'nın kapılarını Türkiye'ye açan ilk takım Trabzonspor diyecek. Sen yeni nesillere bunu öğretemezsen o zaman Futbol Federasyonu suçludur. Fenerbahçe suçludur. Beşiktaş suçludur. Üç büyükler diye bir algı üretilmeye başladı diyenler suçludur diyemezsin bence. En başta kendi büyüklüğünün ne kadar büyük olduğunu çevrene öğretmek zorundasın. Ya biz tarihimizi neden iyi biliyoruz? Okuduğumuz için biliyoruz. Bize iyi anlattıkları için biliyoruz. Ama bize anlatmasalardı, böyle tarihçilerimiz olmasaydı, biz bugün yanlış bir tarih peşine düşecektik. Belki de öğrenemeyecektik. Dolayısıyla Trabzonspor'a gönül verenlerin bir misyon edinmesi gerekiyor. Biz Trabzonspor olarak Türkiye'nin dört büyük kulübünden biriyiz kendilerine kabul ettirip ondan sonra da kamuoyuna aktarmaları gerekiyor. Evet, gerçekten çok önemli. Yabancı futbolcuların da keza ülkeye geldiklerinde büyük kulüplere ya da herhangi bir kulübe geldiklerinde o şehrin, o kulübün tarihinden bahsedilmesi gerektiği. Tabii. Hani biz birçok kez konuştuk bunu. Yabancı futbolcular da geldiği zaman Türk futbolcularının yapmış olduğu yanlış hareketleri, davranışları almaya başlıyorlar. İşte en basitinden idmandaki yetersizlikleri ya da işte idmanda 10 set yapılacakken 8 set yapılmaları. Hani hep iyi yanlarının gösterilmesi değil, farklı
kaytarma ya da kötü yanlarını gösterilmesi yani, söz konusu oluyor. Trabzonspor, konu çok önemli. Çok güzel bir şey söyledin az evvel. Yani ben de oraya getireyim lafı. Trabzonspor'un 20-21 yaşındaki futbolcuları Trabzonspor kulübünün ne kadar değerli olduğunu bilmek zorunda. Aykut Demirler, bugün Musa Nizamlar, işte genç oyuncuları Zeki Yavrular, evet. Mertcan Çamlar, Ferhat Yazganlar, Aytaçlar, bunlar ne kadar büyük bir camiaya geldiklerini bilirlerse senin dediğini yaparlar. Ama sen tarihini öğretmezsen Cardozo'ya yarın Fenerbahçe 7 milyon euro verir. Cardozo der ki Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? Cardozo için tabii ki Fenerbahçe. Açık açık söyleyeyim bunu. Ya Trabzonsporlar bu dediğime sakın alınmasınlar. Ama gerçek bu. Yani siz Cardozo'yu neden Trabzon'u tercih ettiği konusunda sorusunun cevabını bulmak zorundasınız. Cardozo Trabzon'u para için tercih etmemeli. Tabii ki para önemli bir şey. Ekonomik unsurlar pek tabii önemli ama futbolcunun önüne iki tane alternatif geldiği zaman bu Aytaç Kara için de geçerli. Aytaç Kara diyecek ki hayır efendim ben Trabzonluyum. Eskişehir, evet Eskişehir futbolcusudur ama diyecek ki ben Trabzonspor'un tarihine çok hakim bir adamım ve burada çok büyük bir projeler yapılıyor Trabzonspor kulübünde ve ben bu projenin futbolcusu olmaktan gurur duyuyorum diyebilmeli. Ama Aytaç Kara'ya bugün Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe talip olsun. Sene sonunda bak ne oluyor. Yani diyecek ki iki tane alternatif. Trabzonspor mu Galatasaray mı? Yani şimdi şakası yapılıyor belki ama ne kadar ciddi bir konu aslında. Galatasaray'dan, pardon Trabzonspor'dan Galatasaray'a giden futbolcuların haddi hesabı yok son dönemde. Olcan'ından, Selçuk'undan, Umut'undan, Burak'ından. Yani böyle bir gerçek var Trabzon'da. Yani neden futbolcular Trabzon'u tercih etmiyor? Taraftarla falan ilgisi yok. Taraftar baskısı, şehir baskısı, işte yerel medyanın baskısı vesaire. Bu her zaman vardı. Şimdi mi türedi? Trabzonspor taraftarının coşkusu, agresif yapısı şimdi mi türedi? Yoktu. Öyle bir şey yoktu diyelim o zaman. Ya ülkemizde polis memurlarının teknik direktörlerine taktik verme olayları vardı ama Trabzon'da bu sanki çok fazla mı yapılıyor Serdar? Hani Ersun Yanal'la seyirci diyaloğu vardı biliyorsun. Hani sanki ya, oyuncu değiştirmeyle alakalı bir diyalog içerisinde girdi. Niye çıkarttın diye Ersun Yanal'a soru sorular ama teknik direktörü zaten buna cevap vermemeli. Ya sen Trabzonspor'u temsilen o elbiseyi giymişsen tribünlerle diyaloğa girmeyeceksin. Tribünlerle diyaloğa giren adam Trabzon'da kaybeder. Ya şimdi Trabzon'un yapısını çok iyi bilmesi lazım. Hani bir reklam var ya, bu ülkenin trafiğini bilmezsen sana zor gelir falan diyor reklamda. İşte İstanbul'un trafiğini bilmezsen, Boğaz'ın trafiğini evet. bilmezsen sana çok zor gelir bu yollar diyor. Çok doğru bir reklam. Trabzon'da öyle bir şehirdir işte. Sen Trabzon'un o atmosferini bilmezsen Trabzon sana çok zor gelir. Sen Trabzon'un ama hüviyetini bilirsen o insanının yapısını, yerel medyanın neden hoşlandığı, neden hoşlanmadığını bilirsen Trabzon sana çok hoş gelir. Trabzon çok misafirperver bir şehirdir her şeyden önce. Evet agresifliği vardır ama o ince çizgiyi ayırt edenler Trabzon'da çok başarılı olmuştur her zaman. Ama maalesef bu kulüp zamanında Şenol Güneş'e de maalesef büyük haksızlık etmiştir. Onun gibi büyük akademisyene çok büyük haksızlık etmiştir. İnşallah Ersun Yanal aynısını yapmazlar. Çünkü Ersun Yanal uzun vadede gerçekten başarılı yakalayabilecek potansiyele sahip Türkiye'nin ender yetiştirdiği antrenörlerden biri. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Trabzonspor kadro açısından çok zengin. Defans bloğu açısından aynı şeyi söyleyemiyorum ama çünkü Bosingva gibi bir oyuncuyu stoper olarak oynatmayacaksınız. Trabzonspor'sanız eğer. Yani stoper olarak oynatmak zorunda kalmayacaksınız. Evet. Bosingva yani Galatasaray maçının yıldızı, iki Galatasaray maçının yıldızı, Beşiktaş maçında neler yaptığı ortada. Sağ bek oynadığı zaman bu topçunun neleri başardığı ortada ama yokluktan bu kadar transfere rağmen yokluktan Bosingva stoper oynuyorsa ve Trabzonspor'un orta sahası yumuşak bir orta sahaysa, Trabzonspor bugün ligin en çok herhalde gol yiyen ekiplerinden biri ise, evet. Hemen hemen her maçta gol yiyorsa burada biraz
arkaya yaslanıp düşünmesi lazım. Kaç gol yemiş Trabzonspor evet, bilmiyorum. Evet, Trabzonspor'a baktığımız zaman 51 gol atmış, 43 tane de gol yemiş. Yani artı 8 averajı mı olur Trabzon'un? Yani iç sahada bile bir en az 20 averaj yapman lazım senin bugün için. Beşiktaş'ın averajı kaç bugün? Fenerbahçe. 25 averajı var, 51'e 26. Yani 25 averaj, Fenerbahçe 27 vardır. Galatasaray'da 20'de şu an, 54'de Fener? 34. Fenerbahçe'nin de baktığımız zaman 51'e 24. 27 averajı var. 27 de averajı var. Yani evet. Trabzon'un da bir 20'yi geçmesi lazımdı bugüne kadar ki ön tarafla kopmaması açısından. Sağaçı dizilişlere bakalım biraz. Bakalım. Ahmetciğim hazır mı Trabzonspor Beşiktaş? Sağaçı dizilişleri. Tamam ekrana verebilirsin. Sağaçı dizilişlerle devam edelim. Sevgili seyirciler soru ve görüşleriniz için 0212 alan kodu 454-5570. 0212-454-5570. @ekstrafutbol Twitter adresimiz, Facebook adresimiz de ekstrafutbol. Soru ve görüşleriniz için buradan bize ulaşabilirsiniz. Sağ açı dizilişlerle devam ediyoruz. Serdar'ın analizlerine bakacağız şimdi. Evet Beşiktaş hazır Serdar. Şimdi Beşiktaş şöyle. Şimdi Günay'ın ilginç bir performansı var. Yani. Yalnız Cenk iyileşti ama Günay oynattı hoca yine. Onu da söyleyeyim. Bu bir risktir aslında Yunus baktığın zaman. Kolay bir risk değildir ama Bilic bu riski aldı. İyi mi yaptı? Şu an için haklı çıktığı için iyi yaptı diyebiliriz Günay evet. konusunda. Şimdi Ersan ve Sivok'la başlayıp işte Sivok'un bir sakatlık pozisyonu var. Cüneyt Çakır'ın talihsiz pozisyonları var maç için. Beşiktaş belki bugün puan kaybetse Yunus evet. Çok farklı bir yerlerden eleştirebilirdik belki medya evet. olarak ama bugün için Beşiktaş galip geldiği için Cüneyt Çakır da fazla hasar almadı ama Cüneyt Çakır büyük ihtimalle bu Şampiyonlar Ligi yarı finali ya da finali yine bence yönetecek diye tahmin ediyorum. Türkiye'deki kötü performansına rağmen Avrupa'da ve son Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu müthiş performansla Şampiyonlar Ligi finalinin en büyük adaylarından biri. Opare çok ilginç. Baktığın zaman hani Beşiktaş'ın Aralık ayından önce kadrosunda olmayan işte Günay'dı, Opara'ydı, Tolga'ydı. Evet. Üç oyuncunun takıma bu denli adapte olması yine Bilic'in bir başarısı olarak adledilebilir. Motta'nın kimi zaman sol bek olması, kimi zaman İsmail Köybaşı'nın ama Beşiktaş'ın sisteminin kesinlikle 4-2-3-1'de kalması konusunda herhalde Bilic'in ısrar etmesi gerekiyor. Çift forvet Beşiktaş oynayamıyor. Bunu sezon başından bu yana gösterdiler ama Beşiktaş'ın galiba en iyi en olmazsa olmaz oyuncusu herhalde Atiba. Yani ben bir dahaki hafta özellikle Beşiktaş'ın Atiba ile kaybettiği maç var mı? Türkiye'de özellikle çok merak ediyorum. Bir bakalım ona istatistik çıkaralım. Herhalde yoktur diye tahmin ediyorum. Sosa gerçekten de özellikle ben maçtan önce Atiba konusunda evet Beşiktaş büyük ihtimal Atiba olduğu zaman zor kaybediyor o fikir bende de var. Ama Tolgay konusunda endişelerim yok muydu? Evet vardı. Kesinlikle Tolgay konusunda endişelerim vardı. Tolgay konusunda endişelerim şu yönden. Tolgay'ın çünkü en etkili olduğu bölge 3. bölge tabii ki. Tolgay'ı burada oynattığınız zaman topla daha haşır neşir olması, yanları biraz daha beslemesi, işte kanatlarda oynayan Gökhan Töre ve Olcay'ı topla buluşturması muhtemeldi ama Tolgay burada en azından görevini layıkıyla yerine getirdi. Toplu ve topsuz oyunda gerçekten vardı. Ve Beşiktaş'ın belki de galibiyeti kazanmasında, üstlenmesinde en üst düzey performans gösteren oyunculardan biriydi. Olcay'ın maçın sonlarında bek oynaması ilginç bir performans oldu aslında. Mevki olarak sanırım Almanya'da sol bek oynamışlığı var bildiğim kadarıyla. Almanya 2. Lig'de oynarken bek pozisyonunda da oynamış bir oyuncu ama sırıttı mı bence birazcık kimi zaman sırıttı ama ligin en çok gol atan oyuncusu Dembaba'nın yedek başlaması, akabinde bekleyen Cenk Tosun'un geçen haftaki performansından sonra yine tercih edilmemesi beni açıkçası düşündürdü. Çünkü Mustafa Pek demek her ne kadar özverili olsa da maalesef ki Beşiktaş'ın aradığı forvet tipi mi bence hayır diyerek diğer görüntülerimize geçelim diyorum. Yalnız Sosa'yı ben çok beğendim. Müthiş bir performans Sosa, çıkarttı. Yani ayrı yorumlamak lazım Sosa'yı. Hani 29 evet. haftadan sonra. Özellikle ayrı yorumladım, bıraktım. Neden? Sosa'nın özellikle şu bölgede Gökhan Töre'nin biraz daha içe kıvrılması. Evet.
maç için farklı bir anekdottu. Mustafa Pekdemir'in, forvet olarak oynayan Mustafa Pekdemir'in önünde Sosa'nın oynaması aslında çok ilginç bir detay. Belki de maçın en büyük özetlerinden biri. Gökhan Tören'in mesela şu pozisyonda maçı devam ettirmesi. Özellikle çok fazla içe kat etmeye başladı Gökhan Töre. Gökhan Tören'in en etkili olduğu yer aslında neresi? Hep biz size sene başından beri söyledik. Gökhan Töre burada oynadığı zaman çok etkili oluyor. Oyunu kanatlara yıktığınız zaman çok etkili oluyor. Olcay'ın içe doğru kıvrılması maç boyunca. Beşiktaş'ın aslında yani sol taraf, sol öne oyuncusunun belki de maç boyu olmaması. Mustafa Pekdemir'in sürekli bu noktada destek vermesi. Beşiktaş adına aslında bir handikap olarak sayılabilecek nitelikte taktik varyasyon diyebilirim. Ama Beşiktaş Trabzon deplasmanından dediğimiz gibi müthiş bir 3 puan çıkarttı. Şampiyonluk yolunda belki de en kritik, en zor 2 deplasmanından biri diyebiliriz Beşiktaş için. Dolayısıyla Beşiktaş buradan galip ayrılmayı başardı. Diyerek diğer görüntülerimize geçelim. Trabzonspor'un saha içi dizilişi. Trabzonspor'un saha içinde neler yaptığı, Erkan'ın etkisiz kalması, Özer'in performansı ben yine beğenmedim. Yine orta saha, yani Trabzonspor adına beğendiğim bir performans var mı? Bir tek Bosinko'yu sayabilirim. Yani olumlu senin gördüğün var mı maç boyunca bir performans? Yok yani etki anlamında yani takıma katkı anlamında çok... Hakan Arıkan'ın performansı var yani çıkarttığı toplar. Tabii kaleci ayrı zaten. Yani başka saha içi dizilişine de geçelim Trabzonspor'un nasıl dizilmiş saha içinde. Deniz maalesef benim beklediğim etkiyi bırakamadı Trabzon'da. Geçen seneki o müthiş performansı büyük takımda oynamak gerçekten çok farklı. Erkan da bunun maalesef ki ekranlarımızda görülen ekran diyelim burada biz o zaman Yunus ufak bir yazım hatası yapmışız, seyircilerimizden özür diliyoruz. Erkan'ın da büyük takımda nasıl oynaması gerektiğinin bazı soru işaretlerini bu maçta görmüş olduk. Yani Erkan o kolektif oyunu beceremiyor maalesef Trabzonspor'da. Eskişehirspor'da özellikle büyük maçlarda Erkan'ın en büyük özelliği şuydu. Arkadaşlarını çok iyi beslemesi, yani final paslarını çok iyi yapmasıydı. Ama maalesef ki Erkan Trabzonspor'a geldiğinden bu yana belki bir ilk oynadığı maç o performansı gördük. Ama sonrasında maalesef ki göremedik. Dediğim gibi Bosingba'nın en etkili olduğu yer burası. Her zaman burada kullanılmalı. Sonradan yapılan değişikliklerle sağ kanatı alınmamalı diye Trabzonspor adına maçı özetleyebilirim. Başka evet, görüntünüz var mı? Bu da sağ içindeki. Evet, ben istatistikleri de paylaşmak istiyorum seyircilerimize ve seninle. Trabzonspor Beşiktaş'ın istatistikleri şu şekilde. Toplu oynama %47'ye %53 sevgili seyirciler. Toplam şutlara baktığımızda Trabzonspor'un 8 tane şutu var. 17 tane şutta Beşiktaş'ın var. İsabet oranına baktığımızda 1 şut Trabzonspor adına isabetli, 7 şut da Beşiktaş adına isabetli. Başarılı paslarda 301 tane başarılı pas Trabzonspor'un, 358 başarılı pas da Beşiktaş'a ait. Oranlara baktığımızda pas başarısına %78 Trabzonspor, %81 de Beşiktaş'a ait Serdar. Kornerlerde 4 korner Trabzon kullanmış, 3 korner de Beşiktaş kullanmış. Ceza alanına orta 18 ortanın ikisi isabetli. 18 ortanın 8 tanesi isabetli Beşiktaş adına. Faullerde de 18 faul Trabzonspor yapmış, 15 faul de Beşiktaş yapmış. Ofsaytlarda da Beşiktaş hiç ofsayta düşmemiş. 2 defa Trabzonspor ofsayta düşmüş sevgili seyirciler. Trabzonspor da 47 puanla 6. sıradaki yerini, Spor Toto Süper Lig'deki yerini korumaya devam etti. Evet, gerçekten baktığımız zaman kağıt üstünde de çok zor bir karşılaşmaydı. Hatta Beşiktaş'ın bu virajda takılacağı, Trabzonspor'un galip geleceği yönünde çok söylentiler vardı. Ama Beşiktaş 3 puanı, altın değerinde 3 puanı aldı. Ben bugün sosyal medyada ve medyada, normal yazılı medyada tartışma başladı Cüneyt Çakır'la ilgili. Sen biraz bahsettin ama Avrupa'da farklı maç oynatıyor, yönetiyor. Türkiye'de farklı maç yönetiyor. Bu da siyasi baskıdan kaynaklanıyor diye bir söylem vardı Cüneyt Çakır ile ilgili. Sen ne derece katılıyorsun buna? Siyasi baskı nasıl bir baskı? Ya kafada yani şimdi
hatalı bir karar Anadolu Kulübü'ne verdiğin zaman o hatalı karar pazartesi, o hafta sonu konuşulur, pazartesi unutulur. Ama üç büyükler adına yapılan herhangi bir hatalı kararda üstü kapanmıyor, hakemlerin üstüne gidiliyor, eleştirilere maruz kalıyor, hatta cezaya kadar gidebiliyor. Cüneyt Çakır'ın da bu iki kulüp, yani derbi maç olarak değerlendirdiğimiz, nitelendirdiğimiz bu karşılaşmada iki büyük kulüp adına verilecek hatalı kararlarda kafasının tam anlamıyla net olmaması dan kaynaklı %100 hatalı kararların olduğu verdiği ve buna istinaden, bu baskılara istinaden Türkiye'de her zaman farklı bir Cüneyt Çakır, Avrupa'da da farklı bir Cüneyt Çakır izliyoruz diye bir söylem vardı, bir söylenti vardı, konuşma vardı, yorum vardı. Ben bunu seninle konuşmak istedim. Şimdi Cüneyt Çakır Avrupa'da çok başarılı maçlar yönetiyor mu? Evet. Cüneyt Çakır Türkiye'de çok başarılı maçlar yönetiyor mu? Müthiş bir performans, 8.5-8.7'leri zorluyor mu? Hayır. Özellikle bu sene 2015 yılından itibaren maalesef ki Cüneyt Çakır'ı futbol kamuoyu da yerden yere vurmaya başladı. Biliyorsun hani hiçbir zaman hakemler hakkında kötü yorum yapmamaya özen gösteriyorum ve yapmadım da. Ama Cüneyt Çakır maalesef ki gördüğüm şu, hani bu çok ağır bir yorum olacak. Özellikle benim için hakem dostu olarak tabir edilirken böyle bir yorum yapmak. Cüneyt Çakır galiba kendini Türk sporunun biraz üstünde görüyor. Yani çok iddialı bir açıklama oldu. Evet ama bunun nedenlerini de tabii ki, ya da altında yatan şimdi düşüncelerini paylaşırsan. Dünya Kupası'na gidemeyen bir Türkiye. Cüneyt Çakır orada. Şampiyonlar Ligi'ne başarılı olamayan bir Türk takımları. Bu sene için söyleyebiliriz onu. Şampiyonlar Ligi'nde. Kulüp bazında baktığımız zaman. Yani Cüneyt Çakır yine daha başarılı. Yani Türk futbolunun her şekilde dünya, önünde. Dünya Kupası evet katılıyorum ama. Şampiyonlar Ligi için de aynı. Gerçi bunu ya şeye de yayabiliriz. Avrupa Şampiyonası için de yayabiliriz. Hani orada şu an soru işaretleri olan bir şampiyona. Yani Cüneyt Çakır her platformda maçları yer alan bir hakem. Biz yer alamayan bir futbol ülkesi. Evet. Cüneyt Çakır'da o ego belki tavan yapmış olabilir. Yani bu şu demek, işte Süper Lig topçusunun ikinci ligde nasıl oynayabileceği anlamına geliyor. Yani kendini bu ligin çok üstünde görebilir. Evet. Sevgili çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Haklı olduğu yanlar var mı? Evet, var. Ama bu daha çok kendine zarar verdi gibi geliyor bana. Yani bu özelliği Türkiye'de zaten Cüneyt Çakır'a çok zarar veriyor ve çok zaten başrolde şu an Cüneyt Çakır. Ben de şunu söyleyeyim Serdar, çok o zaman. Başrole benim görüşüm. Yani hak ettiğiniz yerdeyseniz çok fazla egoya girmemek koşuluyla, yani artık o egoya girer. Tabii. Girmemek koşuluyla yani bir övünç olarak gururlanabilirsiniz, yani bir övünç duyabilirsiniz. Yani onu gösterebilirsiniz zaten, ama aşırısı değil. Aşırısı egoya girer. Yani şimdi çok yargısız insaf yapıyorum biliyorum ama Cüneyt Çakır'ın o vücut dilinden bunu anlıyorum sadece. Yani evet, Cüneyt Çakır bazen gülümsüyor, futbolcularla böyle sohbet ediyor. Ama o vücut dili gerçekten de bir hakem için güzel midir? Tabii ki güzeldir. Çünkü biz ne hakemlerin futbolcular karşısında ezildiğinden de muzdarip bir ülkeyiz. Yani bazı hakemler var ki maalesef kendilerini o kadar çok ezdiriyorlar ki futbolculara. Yani küfürler ediliyor hakemlere. O hakemler maalesef ki, onlara da haksız demiyorum bu arada, o futbolcuların terbiyesizliğinden dolayı, o kadar terbiyesizleşemedikleri için zaten o hakemler kendilerini ezdirmek zorunda kalıyorlar futbolculara. O terbiyesiz futbolculardan dolayı. Evet. Ama işte Cüneyt Çakır belki biraz daha hani o, bilmiyorum, yine üstüne basa basa vurguluyorum. Yani yargısız insaf yapıyorum biliyorum ama biraz daha böyle o egoyu biraz daha indirirse Türkiye'de. Yani her yerde aynı maçı yönetmek. Ya inan bana, İtalya'da falan bizde şöyle bir yanlış bir uygulama da var. Mesela İtalya'da, İspanya'da La Liga'da maç yöneten hakem ya da Serie A'da maç yöneten hakem, Almanya'dan izleyen izleyicilerimiz varsa beni teyit etsinler.
Almanya'da diyelim Bayern Münih Bayer Leverkusen maçını yöneten bir hakem. İşte üst düzey bir maç değil mi? Evet. O hafta Bayern Münih Bayer Leverkusen maçını yöneten hakem 2 hafta sonra ya da 1 hafta sonra Bundesliga 2'ye gönderilebilir mi? Hani güzel maçı yönettiği için ama bak. Yani kötü yönettiği için değil. Ya da 3. ligde maç yönetiyor mu? Avrupa'dan izleyen seyircilerimiz bana destek versinler ya da tekzip etsinler beni. Desinler ki evet Bundesliga'da Bayern Münih Bayer Leverkusen maçından sonra müthiş bir performans gösteren hakem 3. ligde bir maç yönetiyor mu? Benim bildiğim kadarıyla yönetiyor. Bizde bunu yapacaksın aslında. Cüneyt Çakır'ı göndereceksin 3. lige. Yani bilsin oralarda da tabii ki yönetti öncesinde. Almanya'dan izleyicilerimiz varsa lütfen rica ediyorum. Evet. Bunu teyit etsinler. Sevgili seyirciler, Almanya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Hollanda'dan. Tweetleriniz için teşekkür ediyoruz. Sırası geldikçe okumaya çalışıyoruz. Hatta Saadettin Bozdağ kardeşimiz biraz sistemde bulmuş. Çok defa tweet attığını ama cevap alamadığını söylemiş. Sırasıyla okuduğumuz için elimizden geldiğince okumaya çalışıyoruz program içerisinde. Çok akıcı, çok keyifli futbol sohbetimiz oluyor Serdar'la. Bazen hani konumuz dışına da çıkabiliyoruz. Spontane gelişiyor bunlar. Serdar'la bizim özelliğimiz bu zaten. Hani ana başlıklarda ilerlemeye çalışıyoruz ama bazen farklı konulara, farklı yorumlara da girebiliyoruz. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Bu yüzden elimizden geldiğince okumaya çalışıyoruz. Lütfen Saadettin kardeşimiz bize kırılmasın. Yine Nedim abimiz bize göndermiş tweetini. Onu Ober da ayrıca selamlar. Belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler. Çok şık olduğumuzu da söylemiş Nedim Bey. Çok teşekkür eksik ediyoruz. Eksik olmasın. Bir de yorum var. Onu da okumak istiyorum. Bence futbolcuların diğer takımları seçmesindeki asıl neden sosyal yaşantı ve rahatlıklarını düşündükleri içindir demiş. Bu da bir sebeptir. Bu da farklı doğru. Bir sebep. Nedim olabilir. Bey'in. Serdar zamanımız çok artık sınırlarda. Önümüzdeki hafta fikstürü verelim. Tabii. Kapanışa doğru gidelim. Bu arada Fenerbahçe'ye gidelim biraz. Konuşalım. Evet, Fenerbahçe kırılmasınlar hiç lütfen. Hani zamanımız da çok kısıtlı oldu. Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray maçları. Sıcağı sıcağına Galatasaray'ı değerlendirmek istedik. Çünkü Fenerbahçe karşılaşması haftanın ilk karşılaşmalarından olduğu için üzerinde çok konuşuldu belki. 4-3'lük bir galibiyeti var Kadıköy'de. Kısaca bahsedeceğiz. Fikstürümüz hazır mı Ahmet? Gelecek haftanın fikstürünü verelim. Yavaş yavaş kapanışa doğru gidiyoruz. Tamam, ekrana verebilirsin. Evet, toplu sonuçlarla devam ediyoruz. Spor Toto Süper Lig 29. hafta maç sonuçları ekranda sevgili seyirciler. Başakşehir Eskişehir Spor karşılaşması 1-1 sonuçlandı. Mersin İdman Yurdu 3, Tork Konya Spor 1, Fenerbahçe 4, Balıkesir Spor 3, Karabük Spor 2, Çaykur Rizespor 0. Karabük Spor'u da tebrik ediyoruz Yılmaz Buran öğrencileri. Evet, 4 puan yani ligin son sıralarını ilgilendiren bir derbi maçtı bence. 2-0 kazanmasını bildi. Kasımpaşa 5, Bursa Spor 3. 2 haftadır müthiş bir çıkışları var Kasımpaşa'nın da. Gaziantepspor 0, Gençler Birliği 3. Mesut Bakkal yönetimindeki Gençler Birliği galibiyet serisine devam ediyor. Buradan tebriklerimizi gönderiyoruz. Mesut Hoca'ya selamlar. Mesut Hoca'ya, Mesut Bakkal hocamıza selamlar. Trabzonspor 2, Beşiktaş. Trabzonspor 0, Beşiktaş 2. Haftanın derbisiydi. Akhisar Belediye bugün oynandı 0, Galatasaray 2. Suat Altan'ın İnşaat Kayseri Erciyesspor 2. Medikana Sivasspor 3. Bugün oynanan karşılaşmaydı. 2-0'dan 3-2'lik bir dönüş sevgili seyirciler. Puan tablosu Beşiktaş averaj farkıyla lider 64 puan. Galatasaray onun en yakın takipçisi 64 puana sahip. Fenerbahçe yine takibini sürdürüyor 63 puanla. İstanbul Başakşehir 4. sırada 48 puanı var. 5. sırada Bursa Spor'u görüyoruz 47. Aynı puana sahip 6. sırada Trabzonspor var. Mersin İdman Yurdu 7. sırada 42 puan. 8. sırada Gençler Birliği'ni görüyoruz 39 puanı var. Torku Konya Spor'un ise 38 puanla 9. sırada yer alıyor. 10. sırada Kasımpaşa'yı görüyoruz. 35. Gaziantepspor'un 35 puanı var. 11. sırada Medikana Sivasspor 12. sırada 34 puanı var. Akhisar Belediye bugün mağlubiyet yaşadı. 13. sıradalar ve 33 puana sahipler. 14. sırada Eskişehirspor'u görüyoruz. 32 puanı var. Çaykur Rizespor'un 15. sırada ve 28 puanı var. Kardemir Karabükspor 24 puanla 16. sırada. Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor 21 puana sahip ve 17. sırada ve ligin son sırası Balıkesirspor'un 20 puanı var. Artık Balıkesirspor ve Suat Altın Kayseri Erciyes düştü.
diyebilir miyiz? Buradan PFDK'ya 4 da bir... 4 maç, 5 maç, 15 puan. RGS bu akşam hani bu kadar yumuşak bir takım olmanın cezasını hala Balıkesir Spor ve Kayseri RGS Spor bu ligin en yumuşak takımlar olduğunu zaten. Evet. Fenerbahçe önünde 3-3 beraber 4-3'lük mağlubiyet. RGS 2-0'ı koruyamadan 3-2 mağlubiyet. Doğru. Bu ligin en yumuşak takımları ama ben buradan PFDK'ya bir suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Müsaade edersen. Tabii. Sergen Yalçın'ın... Ekran Ahmetciğim alalım. Evet. Sergen Yalçın'ın ısrarla Galatasaray maçında Galatasaraylı taraftarlara küfür etmesi, akabinde İlker Meral'i oyunun gidişatını değiştirmekle suçlaması, PFDK için yeterli bir unsur mudur, değil midir? Bunun sorusunu gerçekten bilmek isterim. Çünkü Galatasaraylı Melo bir tweet yüzünden ceza almış bir futbolcuyken alenen kameraların önünde Galatasaraylı taraftarlara küfredip maç sonunda da İlker Meral'i oyunun gidişatını değiştirmekle suçlayan Sergen Yalçın'ın neden PFDK'ya sevk edilmediğinin cevabını aslında bilmek isterim futbol sever olarak her şeyden önce. Futbol adamlarının artık tribünlere küfretmesi falan bunları maalesef kabullenebilmiş değilim. Tabii ki taraftarların da teknik adamlara bunu yapmasından rahatsızım ama... Evet. Maçın gözlemcisi Necdet Erdilek. Bu sorumuzun cevabını yanıtlayacak olan kişilerden biri olabilir. Hayır hayır. Galatasaray Sivas Spor maçından bahsediyorum. Kupa maçında. Galatasaray Sivas. Evet. Pardon. O maçta. Dolayısıyla da... Onu da söyleyeyim sana Serdar hemen. Sen devam edebilirsin. Fenerbahçe maçıyla ilgili Balıkesir Spor'un az evvel bahsettiğim o yumuşak futbol anlayışı ama... Sen kupa maçından bahsediyorsun. Tabii tabii. Ama ben Fenerbahçe Balıkesir Spor maçında... Bir şunu anlayamadım. Evet. Maçı izledin sen de. Vargas ve Sercan değişikliğinin ne amaçla yapıldığını anlayabilmiş değilim yani. Kendime izah edemedim. Evet. Yalnız Sergen Yalçın çok ceza alan bir hoca zaten. Hani ya, bu çok ceza alması bir daha ceza almaması anlamına alıyor. Gelmiyor. Maçın gözlemcisi de Doğan Şen. Buradan sorumuzu cevaplayacak olan Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi. Maçın gözlemcisi Doğan Şen. Temsilci Yüksel Gürüz, Sırrı Tuğ ve Erhan Şahin. Şimdi Yunus, ben şimdi Balıkesir Spor Fenerbahçe maçını izliyorum. Balıkesir Spor ön tarafta müthiş top yapıyor. Bu müthiş topu kimle yapıyor dersen? Vargas'la ve Sercan'la yapıyor. Ama ikinci yarı bir bakıyorum. Sercan'la Vargas önünde. Almanya'dan hakem bir seyircimiz bizi arıyor. Oo, çok İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. Katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Buyurun sizi tanıyalım. Benim adım Hayrettin. Ben Almanya'da 300 liga kadar maç yönettim. Sizlerin sorununuzu ben öğrenmek için, Nedim abi bana söyledi. Evet. Birincilikte yöneten hakem. Evet. Hem Almanya'nın 3. liginde yönetiyor, hem Almanya'nın 2. liginde yönetiyor. Yani şöyle, evet, benim aslında açıkladığım şuydu. Bilmiyorum, teyit eder misiniz beni? Evet. Diyelim bu hafta siz Bayern Münih, Bayer Leverkusen maçını yönettiniz. Ve müthiş, evet, müthiş bir performans ortaya koydunuz. 8.5 gibi çok yüksek bir not aldınız. Evet. Serdar'a bağlanırsam. Sonrasında da sizi 3. lig maçına verir mi Alman Futbol Federasyonu? Evet. Yani bunu bir... Yani ödül olarak değil, işte ne bileyim, bu bir normal, rutin bir süreç midir yani Almanya'da? Şimdi Almanya'da böyle bir... Almanya'da 3-5 yönetim maçları performansı 8.5 olduğu zaman ödül olarak değil, bize belirtilen şey hangi maç gelirse o maçı yönetecek. Yani fark etmiyor. Yani üçüncülük olur, ikincilik olur. Fark etmiyor. Yani bu bir ceza olarak değil. Hani o hafta almış olunan kötü puanın, bravo, sonucu değil, değil mi? Yok. Asla. Evet. Hiçbir zaman öyle bir şey olmaz. Çünkü Almanya'da öyle kural yoktur. Yani sen istersen süper hakem maçı yönet ve kötü yönet. Sana yine veriyorlar. Çünkü ben işte burada çok maç yönettim. Süper maç yönettim. Notum da güzeldi. Evet. Ondan sonra bir basamak alta da verirler. Orada da ben maç yönettim. Orada da çok gözlemcisi var. Yani ben de bunun, evet, doğru bir uygulama olduğunu savunuyorum. Ve bunu da böyle bildiğim için ve beni teyit ettiğiniz için çok teşekkürler size. Hocam biz sizlerle irtibat halinde olmak isteriz. Twitter'dan ve Facebook'tan lütfen bizlere ulaşın. Soru ve görüşler almak isteriz. Sizin bilgilerinize danışmak isteriz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de Nedim
abi Obaroğlu'dan. Dedim abi beni aradı, bana söyledi. Ben onun için ben şimdi yoldayım. Öyle yolda mi? Beni çağırıyor. Çok sizi güzel, de çok teşekkürler. O zaman programımıza takip etmeniz için söyleyelim, bir temennide bulunalım sizlere. Her zaman bekleriz programımıza. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Nedim abi. Ben teşekkür ederim size. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Çok sağ olun. Sağ olun, eksik olmayın. Buradan Nedim Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten programımız için çok özverili, çok katkılarda bulunuyor. Nedim abi çok teşekkürler gerçekten. Bizim Almanya temsilcimiz oldunuz. Ekstra futbolun. Almanya ayağımız yani resmen. Kesinlikle öyle her konuda. Ben de sevdiğim bir insan, mükemmel bir insan yani. Evet, biz mükemmel buna bir kanaat getirdik. Attığı mesajlar, gönderdiği yorumlar kesinlikle bizi, kalbimizi fethetti diyebiliriz. Yani ekstra futbol ailesinden biri artık. Kesinlikle. Türkiye'ye geldiği zaman programımıza mutlaka uğramasını istiyoruz zaten Nedim Bey. Evet. Çok sağ olun. Allah nasip ederse yardım gelse bir uğraştırır. Sizler de aynı şekilde, sizleri de bekleriz. Tabii biz ki hocam. Herkese kapımız açık. Çok teşekkürler. Selamlarımızı gönderiyoruz Almanya'ya. Sağ olun. Teşekkür. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Olun, iyi teşekkürler. Akşamlar. Evet Serdar. Direkt nokta atışı oldu. Gerçekten bir hakemle. Kesinlikle. Nedim Bey'e çok teşekkürler bu arada yani gerçekten. Burada ceza falan yok. Hangi maç? Yani bu ne bir ödüllendirme işte. Yani ama bizde maalesef ki şöyle bir uygulama var. Eğer ki İşte 7.9, 7.8'ler falan söz konusu olunca hakemler bir alt lige gitmek zorunda kalıyorlar. Bazı kötü uygulamalar da var maalesef. Bazı hakemlerin, işte yardımcı hakemlerin sürekli değişmemesi veya hakemlerin aynı trioyla maça başlaması, bilmiyorum sen tasvip ediyor musun bu uygulamayı? Yani işte Cüneyt Çakır'ın sürekli bir triosu var mesela. Evet. Ondan hiç... Hep aynı trio ile devam etmek zorunda. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Önümüzdeki evet. haftalarda mı tartışalım? Evet. Bakışlarından süremiz doldu Serdar. Teşekkürler. Önümüzdeki haftalarda sana sorular. Sevgili seyirciler, keyifli futbol sohbetimiz burada sonuçlandı. Önümüzdeki hafta canlı yayın konuklarımız, telefon bağlantılarımız, tweetlerimizle sizlerin karşısında olacağız. Şimdilik iyi geceler.